Belediye şehitliği Çorum'a yakışır hale getiriyor. Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve şehit yakınlarının da katıldığı programda temel atma töreni gerçekleştirildi. Yaklaşık bir yıl önce şehitliğin tüm eksiklerinin giderilmesi, bakımının yapılması konusunda Çorum Valiliği ile protokol imzaladıklarını belirten Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, protokol kapsamında şehitliğin tüm bakım ve onarım çalışmalarını yaptıklarını söyledi. Şehrimiz mübarek bir belde. Sahabe efendilerimize bizi misafir ettiğimiz ya da onlar bizi misafir ediyor. Gerçekten çok mübarek, güzel bir belde. Bu belde içerisinde de şehitliğimizin özel bir yeri var. Şehitlerimizin, onların ailelerinin her zaman bizim yanımızda özel bir yeri var. Yaklaşık 2 milyonluk bir proje bu proje. Bunun 1 milyonunu İçişleri Bakanlığı, 1 milyonunu da belediyemiz karşılıyor. İçişleri Bakanlığımıza bu destekler için tabii ki biz de çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelen ziyaretçilerin o manevi atmosferi daha iyi yaşaması için bir takım düzenlemeler yapıyoruz. Hem şehitlik abidemizi hem Mehmetçik anıtımızı tamamen yeniliyoruz. Burada iki şey yaptık. Bir tanesi yaklaşık 2,5 dönüm bir otopark alanı çıkarttık. İstinat duvarlarıyla o otopark alanını daha kullanılır hale getirdik. Tabii bu istinat duvarlarını da boş bırakmayacağız. Hem oraya rölyefler hem de resimler yapacağız. Şehitliğin diğer kısmı da yaklaşık 7700 metrekare civarında. O bölümde de girişte bekleme salonu yapıyoruz. İnşallah orada değişik toplantılar vesaire derneğimiz de yapabilir. Anı odasını tamamen yeniliyoruz ve orayı şehitlerimizin o yüce anılarını, ulvi anılarının yaşayacağı, onların resimlerinin, hatıralarının bulunacağı hem dijital hem basılı bir takım görsellerle donatacağız. Özellikle yavrularımız, öğrencilerimiz buraya geldiği zaman, gençler buraya geldiği zaman orada o maneviyatı, o atmosferi yaşamalarını istiyoruz. Hem abdest alma bölümleri, kadın erkek ayrı ibadet yapabilecekleri alanlar, yaklaşık 110 metrekare civarında bir mescit yapıyoruz. Şehitlikte yapılan yenileme ve imar çalışmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Çorum Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz, derneğimiz adına sonsuz teşekkürler ediyorum dedi. Biz epeyden beri çok istiyorduk buranın geniş bir tadilata girmesini. O gün bugünmüş. Biz sizlere, hepinize ayrı ayrı şahsım ve şehit ailelerim adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şehit yakınları da çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür etti. Başkanımızın şehitlik konusunda gösterdiği hassasiyeti, ilgiyi, alakaya çok teşekkür ederim. Biz daha önce bu şehitliğimize geldiğimiz zaman çiçeklerimizi kendimiz yapıyorduk. Başkanım da sağ olsun bütün çiçekleri o kabirlerin çiçeklerini değiştiriyor, yeniliyor. Şehitliğimiz ileriye yönük, geleceğe dönük çok güzel bir şekilde hazırlanıyor. Bu yapılınca ortaya çıkacak inşallah. Biz şehitliğe yaklaşık 5. yılımızı bitiriyoruz, sürekli geliyoruz. Gerçekten bazen üzücü durumlarla karşılaşıyorduk. Sağ olsun belediye başkanımız buranın tadilatını belediye adına üstlendi. Şimdi çok güzel şeyler yapılacak. Biz projeyi gördük. Çok da beğendik. Şehitlerimize yakışır. İnşallah Çorum'a yakışır. Bir şehitlik haline gelecek. Güneşte kalmayacağız en azından. Birlikte vakit geçirdiğimizde burada kalmayı dilediğimizde yağmur yağıyordu. Ya da farklı şeyler oluyordu. Ya da çok sıcak oluyordu. Çok sayılı saatlerde kalıyorduk. Ama şimdi istediğimiz kadar kalabileceğiz. Çok güzel bir çalışma. Biz şehit aileleri adına, kendim adıma, çocuklarımız adına, hepimizin adına çok teşekkür ediyoruz belediyemize, belediye başkanımıza. Bugün burada şehrimize, şehitliğimize bir nişan olacak bir mescidimizin, bir camimizin inşasının temelini atmak üzere burada bulunmuş bulunuyoruz. Ya Rabbi kabul eyle.